Onları genelde oynadıkları maçlar dışında gazetelerin spor sayfalarında ya da magazinlerde görmeye alışmışız. Valizlerle para taşıyıp 3. sayfada yer bulacaklarını, mahkeme koridorlarında dolaşacaklarını onlar da hesaba katmamış en az bizim kadar şaşkınlar. Bu bir dolandırıldık ey halkım hikayesi mi? Ava giderken avlandık meselesi mi? Ne umduk ne bulduk durumu mu? Yoksa iddia edildiği gibi saadet zincirinin en taze kurbanları mı? Cevabını size bırakıp işin aslını anlattık. Son günlerde Galatasaray futbolcular, milyon dolarlar, dolandırıcılık, Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, diğer futbolcular sarmalında gündemi epey hareketlendi. Tabii bu kavramların ortasında bir de kadın var. Seçil Erzan. İddialar havalarda uçuşuyor. Habire birileri ateşi olgun atıyor. Kim bu Seçil Erzan? Hikayesi neymiş? Ne yapmış bu hatun da ülkece bütün sorunları unutup bu hatuna kilitlendi? Seçil Erzan 1976'da Tekirdağ Çorlu ilçesinde yoksul bir ailenin tek kızı olarak dünyaya geldi. Babası pazarcı, annesi ev hanımı. Baba 2020'de vefat etti. Seçil Erzan Çorlu Lisesi'ni bitirdi. Daha sonra Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğini kazandı. Mezun olduğu sene 1999 Gölcük depremi olunca o da Çorlu'ya geri döndü. Normalde Kocaeli'de kalmayı planlarken işte kader ağlarını örüyor. Taze mezunumuz iş aramaya koyuldu. Böylece Denizbank'ın Çorlu'da bulunan Orion Şubesi'ne şube müdür sekreteri olarak başladı. 2000 yılında bankacılık krizi patlak verdi. TNSF'ye devredilen bankaların sayısı 18. Bu bankaların 12'si birleştirilmiş, 5'i satılmış, 1'i tasfiye edilmiştir. İşler yeterince karışık değilmiş gibi 2001'de Şubat krizi patlak verdi. Bu esnada 28 yaşında bir banka personeliydi. 2002'de gişe personeli oldu. Gişede durmak pek cazip gelmediğinden kendi talebiyle 2003 yılında asistan müşteri danışmanı oldu. Başarı basamaklarını teker teker çıkan bu azimli kız bir yıllık acemilik döneminde bireysel danışmanların müşterilerle diyaloglarını dinliyor, sistemi anlamaya çalışıyordu. Bu süreçte kendisini epey geliştirdi. Tam bir yıllık acemilik dönemi bittikten sonra 2004 yılında bireysel bankacılık portföy yöneticisi oldu. Bankacılık macerasından 3 yılın sonunda 2007 yılında ise bireysel danışmanlık görevine yükseldi. 2010'da ise nihayet şube müdürü oldu. Şube müdürü olduğunda 34 yaşındaydı ve meslekte 10. yılını doldurmuştu. Tabii bu 34 yılda sadece 4 sene üniversite okumak için Kocaeli'ye gitmişti. Onun dışında hep Çorlu'daydı. Çorlu artık ona küçük geliyordu. Yine kendi isteğiyle İstanbul Bahçeşehir Şubesi'ne müdür olarak atandı. Orion Şubesi'ndeki 5 yıllık mesaiden sonra İstanbul defteri açıldı. Bu da hayatının bir başka dönüm noktası. Tam bir yıl boyunca bireysel danışmanlık görevini yürüttü. Çalışkan ve hırslıydı. Müşterilere piyasa tüyoları veriyor, yatırımla ilgili önerilerde bulunuyor. Kendi birikimini de bu şekilde değerlendiriyordu. Ta ki Mayıs 2011'de finansal piyasaları takip eden teyzesinin oğlu Tanın Yılmaz'ın tavsiyeleriyle Hatik isimli bir hisseye birikiminin büyük bir bölümünü yatırana kadar Asayiş Berkemal. 13 Mayıs 2011'de 7.22'den halka arzı gerçekleştirilen bu hisse bir ayda önce 10 liraya yükseldi. 2 hafta sonra da 5 liraya düştü. Bu kadar kısa süre içerisinde önce yükselmesi, sonra düşmesi, bu zikzaklar kısa sürede. Çok açık birileri manipülasyon yapmış, arada da keriz tokatlamıştı. İşte bir dönüm noktası daha. Seçil'in kaybı 1 milyar dolardan fazlaydı. İlk defa bu dönemde borçlar almaya başladı. Şimdi onunla birlikte tutuklanan Ali Yörük isimli galerici de bu borç aldıklarından. Bu kayıp normalde onu frenleyip korkutacağını daha da cesurlaştırdı. İnsanın bir kere ayağa kayması. Bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir para kaybedilebiliyorsa demek ki kazanılabilirdi de. Kumar tutkunları nasıl başlayıp zannediyorsunuz. Ben bu kaybı telafi edeceğim derken daha da beter battı. Hayatının bu döneminde tefecilerle de tanıştı. 14 Kasım'dan Florya Şubesi'ne müdür olarak atandı. İşte hayatının bir dönüm noktası da. O artık Galatasaray'ın karargahındaydı ve yönettiği para, ulaştığı insan sayısı daha da artmıştı. 2012'de vadeli işlem opsiyon piyasası açıldı. Bu sistemde kaldıraçlı işlemler yapılabiliyor. En basit açıklamasıyla elindeki sermayeyi teminat olarak gösterip teminatın birkaç katı yatırım yapabiliyorsunuz. Diyelim ki 100 bin liranızı 10 bin lira kar getirecek bir fona yatırdınız. 100 bin yatırıp 10 bin alabilirsin. Ancak bu para sizi tatmin etmiyorsa, kısa vadede daha çok kazanmak istiyorum deyip hırslı davranırsanız, yani açgözlülük ederseniz 100 bin lirayı 1'e 2 kaldıraç oranıyla sanki 200 bin liranız varmış gibi yatırım yapabilirsin. Bu durumda 10 bin değil 20 bin kazanırsınız. Kaldıraç oranı 1'e 3 mü oldu? 30 bin kazanırsınız. Tabi bu 100 bin liranın kaldıraç oranı büyüdükçe riski de artıyor haliyle. Kazançlar iştah kabartsa da kayıplar ocak söndürüp hayat karartabiliyor. İşte sistemi keşfeden Seçil Hanım bir yok müdavimi oldu. 25 Mart 2013 tarihlerinde Galatasaray Denizbank'la 4,5 milyon dolarlık sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Bunun anlamı futbolcular, teknik ekip, kısacası Galatasaray camiasındaki herkes maaşını, kredi kartı Denizbank Florya Şubesi'nden çekecekti. Ve bir dönüm noktası daha. Seçil Hanım'ın yolu böylelikle futbolcularla ve Fatih Terim'le kesişti. Ha öncesi yok mu derseniz, Fatih Terim ile bir sene önce bankacılık yazılı olmayan kurallarından biridir. Yeni atanan şube müdürü yüksek fonlu müşterilerle tanışır. İşte bu isimlerden biri de Fatih Terim. Ancak o zaman çok yakın değiller. Bu yılda Seçil Hanım bir yandan işini yapıyor, bir yandan da futbolcu camiasıyla dost
dostluğu samimiyeti ilerletiyordu. Ahbap olduğu kişilerin paralarını zaman zaman işletiyor. Tabii tamamen yasal yollardan hem kendi kazanıyor hem de onlara kazandırıyor. Hem de kazandıklarını akıllıca yatırımlarla daha da büyütüyordu. Kayıplarını da telafi etmişti. Bu tarihlere kadar Seçil Hanım örnek çalışan, örnek evlat, iyi yatırımcı, her şeyde kurallarına uygun müşterileriyle onların kayıp paralarıyla ilgileniyor. Kar elde edebileceklerini düşündüğü fonlara tamamen yasal yollardan onları yönlendiriyor, paralarını katlıyordu. Yine bu dönemde kurduğu yakınlıklarla bir yandan bankada tamamen kayıplı, tamamen yasal yollardan müşterilerine bir takım yatırımlar sunuyor. Bir yandan da tamamen kayıp dışı olarak el altından biop yöntemiyle kaldıraçlar kullanarak 1'e 2, 1'e 3 oranlarında yatırım yapıyor. Hatta zaman zaman özel danışmanlık yapıyor. Tabi banka bundan ne kadar haberdar? Orasını sadece onlar ve bir de Allah bilir. Aslında olayı ele aldığımız zaman ikisi ayrı ayrı yasal ama birlikte değil. Yani bir kişi isterse özel danışmanlık verebilir ya da banka bünyesinde kurumsal olarak danışmanlık verebilir. Ama aynı anda hem karnın doysun hem pastan dursun suy. Fakat işte alan razı satan razı. Seçil Hanım karlı, banka karlı, müşteriler karlı. Her şey tıkırında ilerlerken kimsenin sesi çıkmıyor. Yan ortada şikayet eden yoktu. Kayıt dışı yatırımcılar Seçil Hanım'a çok güveniyor. Çünkü içeriden biri olarak borsa manipülasyonlarından çok önceden haberdar oluyor. Onu fırsata dönüştürüp hem kendi kazanıyor hem onlara kazandırıyor. 2022'ye kadar da bu böyle devam ediyor. Bu dosyaya geçen Fatih Terim'in 300 bin dolar kazandırdığı iddiası da aslında buralardan geliyor. Bu 10 yılda aslında çok tatlı paralar kazanıyorlar. İşin bir diğer boyutu, bu 10 yıl boyunca Seçil Hanım hakkında ne BDDK'ya ne CİMER'e herhangi bir şikayet yok. İşin ilginç yanı, bankacılık tahammülleri gereği 2 yılda bir banka şubeleri denetleniyor. Yani bu şu anlama geliyor. Seçil Hanım'ın yönettiği şube 10 yılda 5 kez denetimden geçmiş. Yani buraya kadar herhangi bir sorun yok. 70 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılıyor. Yani bu kayıt dışı danışmanlık ile bankadaki resmi danışmanlığı beraber yürüttüğü 2013'te 75 puan aldı ve 2021'e kadar da her denetimde puanı arttı. Hatta 2021'de 92 puanla Türkiye üçüncüsü oldu. Yani bu 10 yıl boyunca borcuna sadık iyi bir bankacı profili çiziyor. Aile arsasının üzerine bir de villayı dikiyor. Rolex saatler takıyor. Tabi bu Rolex saatin nişan hediyesi olarak Arda Turan'dan geldiği iddiaları da var. Saygın iş adamlarıyla futbolcularla oturup kalkıyor. Hani şimdilerde bir takım kesin benim aklım almıyor. Bir insan birine nasıl bu kadar para götürüp teslim eder? Üstelik kayıt dışı. Diyorlar ya aslında bunun çok öncesi olduğunu göz ardı ediyorlar. Bu sadece buzdağının görünen yüzü. 2022'ye gelindiğinde bu tıkır tıkır işleyen sistem çarkını tuzla buz eden bir gelişme yaşanıyor. Al işte bir dönüm noktası daha. 10 Eylül'de gözlerinden parıltı saçan Maliye Bakanımız Nurettin Nebati borsada 17 yılın rekoru kırıldı diye müjdeyi patlatıyor. Tabii borsaya yatırım yapan insanlar da çok mutlu haliyle. Bankacılık hisseleri de son 2 aydan değerli yükselmiş. Faizler bu kadar düşükken tasarrufları TL'de tutmanın kur korumalı mevduattan sonraki en karlı yolu olarak borsa görülüyor. İnsanlar da paramızın değeri kaybolmasın, durduğu yerde eriyip gitmesin, değer kaybetmesin diye ya kur korumalı mevduata giriş yapıyor ya da borsaya yöneliyor. Tarihler 13 Eylül'ü gösterdiğinde aslında piyasa da müthiş bir manipülasyon yapıldığı ortaya çıktı. Siyasi iradeyle ortak olduğu izlenimi veren bir sermaye grubu biop sisteminde tam anlamıyla bir vurguna kalkıştı. Plan şu. Önce banka hisselerini satın alıyorlar. Böylece hisse fiyatları artıyor. Sonra bu hisseleri teminat gösterip kaldıraçlı işlemlerle daha da yüksek hacimli yatırımlar yapıyorlar. Tabii teminat yükseldikçe yatırım hacmi de büyüyor. Hisseler yine yükseliyor. Bu böyle bir döngüye giriyor. Haliyle yatırımcılar bu çark böyle döndükçe sonsuza kadar kazanacağı algısı oluşuyor. Fakat bu çarkta riski üstlenen bankacılık kesimi oluyor. Yani aracı kesim. Kamu bankaları belli ki o manipülasyonlardan haberdar. Onlar ya kaldıraç kullanmıyor ya da temkini küçük küçük gidiyordu. Ama özel bankalar ne oluyoruz ya diye sormaya başlamıştı. Çünkü balon şiştikçe şişiyor. Bir noktadan sonra birilerinin elinde patlayacak. Her şey 13 Eylül 2022'de Akbank'ın emekli sandığının 150 milyon TL'lik hissesini satmasıyla başladı. Bu bir panik satışıydı ve bu panik dalga dalga yayıldı. Domino taşlarından biri düşmüştü nihayetinde. Devamı da gelecekti. 2022'de yıl sonuna gelindiğinde yolun sonuna geldiğini de anlayan uyanık yatırımcılar kar alıp çıktılar. Fakat aynı gün kaldıraçlı işlem yapıp birini 10 gösterenler terste kaldı. İşte o gün bankacılık hisseleri 7.5 değer kaybetti. Peki aynı günde kaldıraç oranı kaçtı derseniz 1'e 20'ye kadar çıktı olmuştu. Yani aslında zarar olanın 20 katı etkideydi. Zarar gösterilen teminattan fazlaydı. Bu durumda aracı kurum batmıştı. Bu panik ortamı tam bir hafta sürdü. İşte Seçil Erzan'dan Eylül 2022'deki manipülasyonlardan ağır hasarla çıkanlardan. Sonuçta o da kaldıraç kullanmış ve iş kontrolden çıkmıştı. Çünkü parasını işlettiği, kar ettirince onu alkışlayanlar arasında tefeciler de vardı. İşte bundan sonrası tam bir kabus. Bu tefeciler zarar ettiğini duyunca tehditlerine başladı. Mesela kapısının önüne mermi katıldı. Onu kaçırdılar. Kolundaki saati alıp darp ettiler. Zorla senet imzalattılar. Seçil Erzan 2022'de borsada yapılan bu manipülasyondan o kadar çok terste kalmıştı ki artık mantıklı düşünmeyi bırakıp spiritüel danışmanlarda çare arıyor, üfürükçülerde medet bekler hale geliyor. Fakat yine de içinde hala bir şeyleri düzeltebilirim umudu var ki Aralık 2022'de hayali fona başlıyor. İnanıyor ki bir mucize olacak, rüzgar tekrar tersinden dönecek ve o da durumu bir şekilde toparlayacak. Tüm bu kafa karışıklığı içerisinde yapmaması gereken bir şey daha yap. Korkudan mı? Panikten mi? Bilinmez ama bu tarihte
tefecilere elini kaptırdığı yetmiyormuş. Kolunu da veriyor. Can korkusu öyle bir seviyeye geliyor ki günlük %100'ü bulan faiz oranlarıyla tefecilerden para alıyor. X tefecisinden aldığını Y tefecisine veriyor. Y tefecisinden aldığını Z tefecisine veriyor. Borcu borçla kapatıyor. Üstelik de para her el değiştirişinde faiz oranıyla beraber ikiye katlanıyor. Artık işin mucizelere kaldı. Bu esnada yeniden borsada para kazanabilirim diye de kaynak arayışına giriyor. Artık borç alabilecek tefeciler de tükenince Aralık 2022'de hayali fon vaadiyle para toplamaya başlıyor. Referans olarak da bir dönem çok kazandırdığı Fatih Terim'i gösteriyor. Ve en yakınlarını dahi bu sisteme dahil ediyor. Bu hayali fon sayesinde biraz zaman kazanarak bu vesileyle borçlarını kapatmayı düşünüyor. Fakat işler umduğu gibi gitmedi. Şubat 2023'te battı ortaya çıktı. Bu söylenti böyle dalga dalga yayılınca da alacaklar peşine düştü. Ha işte Arda Turan'la telefon görüşmeleri de tam da bu döneme denk geliyor. Artık kulaktan kulağa battığı yayılınca haliyle sisteme para sokup ona umut bağlayanlar da parasını kurtarma peşine düşüyor. Mart 2023'e gelindiğinde alacaklar artık kapıya dayanıyor. Ve bu paraların battığını anlayan uyanık yatırımcılar bu sefer yüzlerini bankaya çeviriyorlar. Belki paraları bankadan alırız umuduyla. Erzan'dan belge istiyorlar. Ha işte şu an ellerinde olup hak iddia ettikleri belgeler batıştan sonra düzenlenmiş. Bari banka ödesin, zararımızı tanzim etsin mantığıyla hazırlanmış kılıflar. Bu kağıtlar zorla alın. Aslında bunlara imza atarken Seçil Hanım da bu kağıtlarla bir hak iddia edemeyeceklerinin farkındaymış. Kağıt parçası istiyorlardı, ben de verdim. Nisan gibi de Seçil Hanım tutuklanmış. Zaten Seçil Hanım'ın da mahkeme salonlarında iddia ettiği gibi defalarca kendi elleriyle paranın kayıt dışı olduğunu bile bile getirip ona teslim etmişler. Lahana yerken kıtır kıtır sapına gelince M diyen insanlar. İşler bir süre yolunda gitmiş. Onlar da hep böyle devam edecek zannetmişler. Bu sefer de umduğu gibi gitmemiş. Bu devran hep böyle dönmemiş. Yani kısaca bu foncuların dolandırıldık, soyulduk, batırıldık dediği kısım Aralık 2022'den sonraki kısım. Ve Seçil Erzan da mahkemede kimseye borcum yok, hepsine fazlasıyla ödedim demesinin sebebi bu. Özetle çoğu kişi yasal mı değil mi bu parayı ne yapıyor da kazanıyor umursamamış ve daha çok para kazanma hırsıyla Seçil Erzan'a vermiş ve sürede işler tıkırında gitmiş. Her başkasının parasıyla işlem açıp kazandırmış ama kaybedince de suçlu o olmuş. İşte bu yüzden mahkemede kazandırırken seçildim, kaybedince dolandırıcı oldum demesi. Yine mahkemede ilginç diyaloglar da yaşandı. Duruşmada taraf avukatları da sıçtı. Seçil Erzan'ın avukatı müvekkilim bayılacak, CMK dersinde değiliz deyince müşteki avukatı Epe Özdemir ise 55 milyon dolandırmış, şikayetçiler bayılacak demiş. Duruşmada bu salondaki herkes biliyor ki paralar bende değil, birilerinin cebinde. Ben de mağdurum, dolandırıcı değilim. Birileri de beni dolandırdı. Evimi defalarca ipotek ettim. Annemi dışarı attılar. İnsanların aza tamah etmemeleri beni bu hale getirdi dedi. Arabasına GPS de taktılar. Rolex saatini alıp tartaklamışlar. Dolandırıcı olsam zengin olurdum diye de ekliyor. Ben istemeden insanlar parasını getirip bana veriyorlardı. Bu sistemdeki herkes bir şekilde mal mülk sahibi oldu benim dışımda. Daha önce birkaç kişinin parasını arttırdım. 2020 Temmuz'una kadar bir sorun yoktu. Daha önce parasını işlettiğim 2 kişi 1'e 100 istemeye başladı. Karşılayamayınca da işten attırmakla tehdit ettiler. Kimseye borcum yok, fazlasıyla kazandırdım dedi. Keşke zimmetten tutuklansaydı, bankanın bir fonu var diye duyulmazdı. Beni de darp etmezlerdi dedi. Mahkemenin müşteriler size nasıl geliyordu sorusuna ne edilmiş bir şekilde kendileri geliyordu. Deyince ilk kimin referansıyla geldiler diye sorulduğunda cevap vermemiş. Fatih Terim mi diye ısrarla sorulunca da herkes onun sözüne güveniyordu demekle yetinmiş. İşin ilginç tarafı tahammüller gereği şube müdürleri 5 yılda bir rotasyona uğradı. Ama ne hikmetse Florya şubesinde Erzan'ın 12 yıl kaldığı söylendi. Deniz Bank'ın mahkemeye katılma talebi reddedildi. Gerekçe olarak da sizin bir zararınız yok ki dendi. Güncelde Seçil Hanım tam 216 yıl ile yargılanıyor. Fatih Terim müştekiler arasında değil. Demek ki bir kaybı yok. Fakat kızı Buse Terim, damadı Volkan Bahçekapılı, Emre Çolak, eski kulüp tercümanı Musa Mert, Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera toplam 18 kişi. Dahil böyle toplam 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin TL dolandırıldı. Mağdurlarımızın biz Denizbank Şubesi Müdürü olması sebebiyle güvendik. Öte yandan Denizbank'ta biz de mağduruz diyor. Onlar da parayı teslim etme şeklini gerekçe gösteriyor. Elinde bavulla şube dışında verilen kayıt dışı paradan kurum olarak sorumlu değiliz diyor. Arda Turan, Seçil Erzan bu fona kim ne kadar yatırıyorsa ona göre kazanç sağlayacak. Bu faiz değil dedi, beni kandırdı. 13 milyon 900 bin doları elden verdim diyor. Sonuç ne mi? Tam bir kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne mi inanmıyorsun meselesi. Olayı Ponzi'ye çiftlik banka bağlayanlar var. Kesinlikle değil. Şahsi yorumum, planlı bir dolandırıcılıktan çok toplamda 20 kişinin hırslarının kurbanı olup daha fazla para umuduyla hayali fonda eriyip giden paraları. İşte mahkeme salonunda Seçil Hanım'ın cevabını veremediği soruyu, paralar nerede sorusu buradan cevaplayalım. Tefecilerde ya da korktuklarında eridi gitti. Ondan aldığını buna, bundan aldığını şuna. Bu sefer de faizleri vaatlerin altından kalkamamış. Düştüğü bataklıkta da debelendikçe daha da batmış. İnsanın gözünü bürüyen hep daha fazlasını kazanmarsa onu da parasını kaptıranların da sonunu getirmiş. Neyse ki canından olmamış. Elinizdekilerle yetinmemiz dileğiyle.